sevgili dostlar. Nezir Karayel'le Hür Bakış'tayız. Bugün biliyorsunuz birçok konularla ilgili birçok konuklarımız oldu. Birçok insanlarla bir araya geldik, sizlere hitap ettik. Ama bugün sıra dışı farklı bir konuğum var. Bu sabah dün kaybettiğimiz ORDEF, Ordu Dernekler Federasyonu kurucu başkanımız Salih Ziya Cörüt abimizi kaybettik. Sabah da sosyal medyada gezinirken bir baktım Aydın Beyoğlu kardeşimiz bir paylaşım yapmış. İnan çok güzel bir ya, olağanüstü bir yazı yazmış. Okudum, duygulandım ve kendisini aradım. Dedim ki gel bugün sohbet edelim. Böyle ve bugün onun için buradayız. Erken saatlerde aranınca korkuyorum. Evet, evet. Gene dedim birisi gitti. Tabii bir de birdenbire başımız sağ olsun deyince tabii daha farklı oldun değil mi? Son zamanlarda evet, herkes en sevdiklerini hem bu salgın dolayısıyla kaybetti. Evet. Ama bazen ecel ölümü en yakınımıza geldiği zaman zor oluyor. Dediğiniz gibi Salih abi hepimizin abisi, iyi bir hemşerici, iyi bir orducu, derneklerin evet, kurucusu. Her dernekte bazen bir bakardım divan başkanı olmuş. Evet. Yani en zor dönemlerde hemşerileriyle İstanbul gibi zor bir kentte buluşmayı hedeflemiş. Aracın, internetin, telefonların olmadığı dönemlerde ya hakikaten hepimize bir rehber olmuş. Evet. Yol gösterici olmuş. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin cümlemize. Şimdi konuşmamıza vesile oldu. Evet, bu yani, tabii, tabii. Yine de ben, o yazıdan beni arama evet, isteğin duymuş. Yine Salih abinin sayesinde. Tabii vesile oldu. Tabii gerçekten İstanbul'daki derneklerin kuruluşunda büyük emekleri olan, dernekçiliği İstanbul'da ordularla buluşturan güzel bir insandı. Rabbim rahmet eylesin diyoruz. Ama tabii sizin de bu konuyla ilgili bir anınız vardı. Hani Salih Ziya Cörüt ve Ahmet Başkan'la, Ataç Başkan'la ilgili bir anınız da vardı. Daha önce anlatmıştınız. Kısaca yani sizin önünüz açıldı mı diyorsun? Yani? Ya çok erken. Onunla yaşadığımız hikayeler, espriler biraz saklı kalsın istiyorum. Çünkü çok erken şu an. Onun gidişinin ardından hemen kahkaha ya da tebessüm etmek hakikaten beni şu an üzüyor. Ama aklıma geldikçe tabii ki tebessüm ediyorum. Çünkü ben Salih abiyi 1989'da ilk tanıdım. Yazıda belirttiğim gibi müziğe başlamışım ama ilk ciddi anlamda, profesyonel anlamda bir geçiş yapmak dönemindeyim. Bu gece Türk evleri dediğimiz işte kafe çalışmalarımın dışında dedim ben artık kendimi kültür merkezi, daha sosyal alanlarda, radyo, televizyonlara geçişimi bulmalıyım. Nasıl bir cesaretse 99 yılında İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ni tuttum. Yani bugün o cesaretim olamaz. Tuttuğumda gidecek bugünkü gibi bir altyapımız yok, sosyal çevre yok, evet, internet dediğimiz bir sistem yok. Buradan saygıyla selamlıyorum. Bana siyaset olarak da bir açılışta bir kartvizit uzatmıştı Velittin Küçük Başkanım. Evet. Daha sonra da buradan saygı sunuyorum yine. Çok kıymetlidir ordular için. İdris Naim Şahin Sayın Bakanımızın. Evet. O da bir açılışta bir kart verdi. İlk aklıma gelen dedim ki ya ben bu biletleri kime götüreceğim? 600 kişilik salon. Evet. Kimseye ulaşamıyorum. Ve şu anki sınırlar içerisinde yani Gürpınar'ı da bilmiyorum. Aracım yok. Küçükmece'den atladım bir dolmuşa. Gürpınar belediyeye geldim. Ya sağ olsun hiç randevu da almadım. Çünkü bilmiyorum da insan ilişkilerim evet, o kadar güçlü değil. Sağ olsun yani sekreterya sayın başkana ne söylediyse hiç unutmuyorum. Velittin Küçük Başkanım böyle buyur kardeşim. Mütevazi de dışarı çıkarıp karşıladı. Beni, evet. Bilmiyorum orada kabul etti. Tabii evet, ki anlamıştır herhalde bu adam İstanbul'a yeni geldi. İhtiyacı var. Konuştuk. Elimde bir siyah çantam da benim var. İçinde evet, de davetiyelerim var. Dedim konser kararı aldım. Sizin de bir kartınız vardı bende.
yardımcı olmanızı, işte konserime katılmanızı istiyorum. Çünkü o ana kadar da 10 gün geçti. Yani toplamda 50 tane davetiye dahi dağıtamıyorum. Evet. Kiralık araçla gidiyorum. Evet. Aldığımız gidiyor. Hiç unutmam. Verettiğin küçük çantanda ne kadar bilet var dediğinde 100 tane bilet var. He. Yani 300 tane olsa 300'ü de gidecek. Yani. Hemen Adem Uzun Ömeroğlu. Rahmetli oldu. Evet. Hayır, yaşıyor. Herkesi gönderme bugün. Yaşıyor yani, şu an. Adem Uzun Ömer o zaman yaklaştı mı diyorsun? Allah kecinden versin. Adem abi de güzel bir insandır. Ona bir telefon ederek sağ olsun o 100 tane biletimin Veritin Küçük Başkan tarafımızdan alınması beni duygulandırdı ve dedim ki hiç kimse olmasa bile bu konserin adını Veritin Küçük Konseri koyacağım. Baktım kişilere bilet dağıtamıyorum. Evet. Güç aldım. Dedim Sayın Bakan'a gideyim. O zaman Genel Sekreter İstanbul evet. Büyükşehir'de. Ondan da randevu almadan gittim. Hiç beklemeden kabul gördüm. Oturduk sağ olsun böyle. Ama İdris Sayın Şahin de gerçekten ordulara çok büyük hizmet etmiş. Belki de 3-4 tane, bir değerdi 3-4 tane kahve içtik böyle. Ya beni evet. de salmadı. Artık sorgular gibi böyle hani kimler destek veriyor sana? İşte hemşehrim neresindensin ordunun? Oturduk konuştuk. Dedim şu an dedim Veli Başkanım sağ olsun destek verdi. Size geldim. Ulaşabildiğim kadar da halka ulaşacağım hemşerilerime. Bu konseri yapacağım. Hiç unutmuyorum. 50 tane davetiyemi de o alınca. Ben dedim ki bu konseri artık veriyorum. Daha sonra halka gitmemde hakikaten zorlandım. Yani ürkeksin, korkaksın. İstanbul'a gelmişim ama bir Taksim Meydanı'nda, Atatürk Kültür Merkezi'nde bir dinleti yapıyor olmak hakikaten evet. büyük bir cesaret. Sonra nerede konu olmuşsa dediler ki Salih Ziya Cörüt diye bir adam var. Evet. Onu bul. O İstanbul'da ne kadar ordulu varsa hepsini bilir. Numarasını verdiler. Aradım. Mali müşavirlik yaptığını söyledi. Buluştuk bir yerde. İnanın her zaman o şık gezerdi. Takım elbiseli, kravatlı, evet. güler yüzlü, zayıf böyle yani, kibar bir beyefendi. O kadar güzel karşıladı ki beni. Ne yapalım senin için falan dedi. Kocaman bir çantası var. Çayımızı söyledik. Çantayı bir açtı ama var ya orduyla alakalı dergiler, gazeteler, notlar. Sonra bir rehber çıkarttı. O çok önemli demek ki o rehber tutmak. Derneklerin isimleri, iş adamlarının isimleri, evet. sanatçılar, siyasetçiler. Bana dedi ki Aydın kendine dedi kimleri yakın görüyorsan kimler işte iş adamları, kimlere davetiye evet. ulaştırmak istiyorsan. Böyle bir saat, iki saat beraber oturduk. Ben oradan kendime ait numaraları aldım, ettim. İnanın ondan sonra o gün yüzlerce kişiye ulaştım. Gelseler de gelmeseler de ama ben o konseri bugün benim için bir geçiş olmuştur. Çünkü amacım kültür merkezinden, dinletilerden yola çıkmaktı benim tarz gereği oluşturmam için de. Eğlendirici tabii ki taraflarımız var. Konserlerde halaylarımız, oyunlarımız ama türkü evet. türkü dinlenince güzel. Türkünün içine girdiğiniz zaman türkünün yaşamak gerek. Türkü zaten dinlerken yaşamak. Yaşanmışlıklardan ortaya çıktığı evet, için evet. hani hiçbir türkü yoktur ki hikayesi olmayan. Yani hikaye de Anadolu insanının yaşanmışlıklarından ortaya çıkıyor. Tabii ben o konserimi inanın 600 kişilik katılımcıyla bir mozaik oldu Türkiye'de. Tarih olarak da o dönem Türkiye siyaseti de çok enteresan bir şekil almıştı demek ki. Benim ilk konserimde o benim tarzımı geliştirdi. Evet. O dönemin DSP ilçe il başkanları sanıyorum Refah Partisi o dönemde isim olarak değişikliğim evet. vardı bilmiyorum ama Fazilet. Fazilet Partisi olarak. Bir baktım ki Doğru Yol, ANAP benim konserim aslında tam bir demokrasi şöleni gibi. Evet. Güzel bir 3 saatlik konserim oldu. Güzel bir anı bıraktı. Salih abinin evet. bizde bıraktığı izler ilk başlangıçta herkese bir yol gösterici olmuştur. Ondan sonra ise biz ben de üstüne bir şeyler koyarak geliştirdik. Radyo programcılığım başladı. Moral FM'de 11 sene sürdü ki bu ulusal anlamda hakikaten bir radyoda en uzun süren bir program olmuştur. Türkiye evet, Armağanı. Evet. Anadolu'nun her köşesinden evet. dinleyicilerim oluştu. Üstüne ben kattığım performanslarım gelişti, besteler yaptım, albümlerimi geliştirdim. Ama o kültür merkezi konseri benim daha sonra
Miladın oldu, başlangıcın oldu. İBB Kültür Müdürlüğü adı altında da İstanbul'un her ilçesinde, evet, hatta bazılarında 3-5 sefer dinleti konserlerim oldu kültür merkezlerinde. Evet. Orası bir başka bir ahenk, yani bir arena gibi. Çünkü evet, sevenlerinizle göz göze, yani gönülden gönüle. Hiç tanımadığın sevgiyle karşılaşıyorsun bize. O da önemli ya. Tepkiyi birebir alıyorsun. Yani ya şimdi Ordulu hemşerilerin değil sadece. Türkü tabii severlerle buluşmak orada. Ya işte onun farkı orada oluyor zaten ya. İşte bizim düğünlerimizde, piknik şölenlerinde falan Ordulu'ların bütün aktivitelerinde olmak başka bir şey. Ama o kültür merkezinde sizin hiç tanımadığınız türkü dostlarıyla buluşmak da başka bir şey. İlk kıvılcım, ilk ateşi insan yine evet, de hemşerileriyle yakıyor. Ben ekonomide de, siyasette de, sanatta da evet, insanların çıkış noktası yereldir. Yani yerelde var olmayanın ulusalda tutunma şansı inanın yok. Çünkü evet, o yereldeki o beslenmek duygusu insanda bir ahlak, bir düşünce, fikrin, bir tarzın oluşmasını sağlıyor. Ben Ordulu hemşerilerimden çok şey öğrendim. Yani onlarla birlikte gezerken onların hal ve hareketlerinden, ahlakından, üslubundan, duruşundan çok şeyler kazandım. Evet. Bu onlar şu an benim önüme açan birçok alanda bana hep şunu derler. Ya senin konserlerinde niye hiç taşkınlık olmaz? Mesela çıktığım radyoda, televizyonda derler ki evet, herkes türkü söylerken mikrofon ötüyor, işte başka türlü cızır sesler diye çıkıyor. O evet, mikrofon kullanma sanatı radyodan. Halkla ilişkiler kısmı o STK'ların içerisinde evet, arkadaşlıklar, dostlukların sayesinde oluştuğunu düşünüyorum. Yani inşallah güzel gitti. İki ya şimdi İstanbul'da evet, İstanbul'da böyle bir serüven geçti. İşte Veritin Küçük Başkanımız, işte İdris Saim Şahin gibi, işte Salih Ziya Cörütler, daha birçok Ordu'nun değerleriyle buluştunuz da. Ya bu Tuncay Kiraz'dan hiç bahsetmediniz. Tuncay Kiraz başkanımız var bir de bizim. Tuncay'la biz aynı emsaliz. Küçüklüğümüzde köylerimiz karşı karşıyadır. Din mektebi köylerde biz ilkokul dönemlerinde evet, ara tatilde mekteplere giderdik. Onun da bugünkü yaşantımızda çok etkisi var bana. Tabii bilmiyorum ki Tuncay Kiraz'a etkisi var mıdır? Çünkü hakikaten tasavvuf ve dini bilgi insanın otokontrolü. Temeli ve otokontrolünü sağlıyor. Yani ben hala da konserlerde buradan bir ilk söylediğim bir kelime olacak. Kimse bilmez. Sahnede otururken iki ayağımın arasındaki bu dört parmak açıklığı, bu namaz kılma evet, ilk mektepteki aldığım hocamdan olan bir nasihattır. Çünkü evet, şimdi bazılarına bakarım, hakikaten resimler verilir. Sahnede orkestrama her zaman derim ki arkadaşlar, oturduğunuz zaman ayaklarınızın arasında mutlaka dört parmak arası açık olsun. Çünkü ne kadar yayıldığınız zaman hakikaten verdiğiniz resim, görüntü tabii ki, tabii, karşı tarafınızda Anadolu'nun her renginden insan var. Hem onlara olan saygımızdan. Evet. Biz insanın kendine olan saygısıdır o evet, dışarıya yansıması. O da inşallah onu ben sanatçıda evet, uyguluyorum. Siyasetinde uygular. Ya, ama biraz Tuncay uygulamaz herhalde ya. Uygular. Uygular değil mi? Tuncay'da. O da ahlaklı, inançlı, imanlı bir ya kardeşimiz yani. 70. İki dönemdir belediye başkanlığı yapıyor orada ya. Kader bizi köyde de birleştirdi. Daha sonra evet, İstanbul'da da aynı mahalleye geldik onunla biz. Daha sonra o mahalleden ben de ayrıldım, o da ayrıldı. Beylikdüzü'nde yine aynı siteye geldik. Evet. Yine yan yana oturuyoruz. Sağ olsun, o da kendi kendine başarıdır bunlar. Çünkü evet, memleketten gelirken onun da aklında hiçbir zaman siyaset mümkün değildi. Ama buradaki işte dernekçilik, vakıfçılık çalışmalarının üzerine evet, o da bir şeyler kattı. Siyaset de onu benimsedi. Şansı varmış, şansı varmış diyoruz. Şansı yani, da iyi kullandı. Evet, yani iyi kullandı şansını da. Bir de sen şimdi sürekli Ordu'ya gidiyorsun. Niye? Ya az önce belirttim. Gelir misin, gider misin? İnsan. İnsan. Ya yani şu anda en popüler türkülerinden bir tanesi. Biz şimdi köye gidiyoruz. İyi ki de gidiyoruz. Hemen başlıyoruz ya, ben Ordu'ya gidiyorum, gelir misin sevdiğim diyor. Ya şimdi iyi ki çok gidip gelmişim. Bana evet, böyle derlerdi ya. Nedense her konserinde, her radyoda, televizyonda niye Ordu'yu hiç bırakmıyorsun? Derdim ki ya ben oranın aşkıyla Aydın Beyoğlu olmaya
başladım. Evet. Bu hepimizde böyledir. Bugün yani Urfa'ya gittiğiniz zaman orada İbrahim Tatlıses öyle olmuştur. Yani bir Kanuni Sönmez'e baktığınız zaman o Karadeniz aşkıyla olmuştur. Bir insan memleketiyle yola çıkmıyorsa o memleketi de onu bırakır. Ama yani, ben iyi ki memleketimle çıktım yola. İyi ki orduya gidiyorsun. Yani çok gittim. Giderken de evet. Kız nereye nereye bakmaz mısın evet. Beriye? Evet. Evvel sevdiğim bendim. Şimdi kaldım geriye diyorum. Sonra baktım arabayla gidiyorum. Ben orduya gidiyorum. Gelir misin sevdiğim? Bazıları gizli gizli bakardı. Ben de o sanırdım. Gizli gizli bakıyorsun da işte ah ağzını yediğim. Yani insan bazen sevdiğini işte her şeyi söyleyemiyorsa şiire döküyor. Ama güzel bir... Ama çok güzel bir çıkış yaptı. Ya şimdi bakıyorum sosyal medyada arabada arabasını çekmiş kenara açmış ben orduya gidiyorum yolda oynuyor. Yok şimdi etiket olarak baktığım zaman bugün YouTube'da 400 binleri geçti. Genele baktığım zaman bir türkünün yöre türküsünün 1,5 milyonu geçmesi genel aramalarda büyük bir gurur. Ordunun da buna ihtiyacı var olduğunu şu an sevenlerim dile getirdi. Tabii Hekimoğlu ve Ordunun Derelerinden sonra yeni bir türkünün kabul görmesi çok zordu. Çok yazılan türküler oldu. Çok ama var, bu türküde biraz mizah da var. Yani orada mizah. Yaşanmışlık var. Şimdi biz ah ağzını şive yedim, var. Tabii ah ağzını yedim derken herkesin ninesi, dedesi, çocuğuna bunu demiştir. Evet. Kimisi sevdiğine de der. Evet. Ve bazen de yani insanlar bizim yörelerimizde hep vardır. Yani insanın yüreğinde aşk olmazsa, o gizli duygular, gizli bakışlar olmazsa insanlar mümkün değil. Yani tebessüm ediyor. Güzellik neye yarar aşk olmazsa diyorsunuz. Çambaşı yolunda giderken herkes o çambaşı yoluna gitti. Çambaşı yolunda gıdığı var kolunda. Çünkü herkesin hakikaten gıdığı var. Gıdıklar. Bakıyorum o da utanıyor. Dönüp dönüp bakıyor bana. Evet. Ben de herhalde o zaman ne diyoruz biz de? Dönüp dönüp bakıyorsa madası var onda dedim. Mada istek. Talep. Yani bizim yörede giyim kuşama baktığımız zaman %60-%70 hep başında al yazması vardır. Yani biz yaylalarda, köylerde... Bir de kuşbaşı yapıyorlar şöyle yani, değil mi? o kıtayı da ister istemez insanoğlu bazen bakıyorsun ki işte mavi yazma başında sürme çekmiş kaşına. Yani hakikaten 19'dan gün almış gelmiş 20 yaşına. Bizde gün almışlık şöyle yani artık 18'ine gelmişsin, güzelleşmişsin. Zamanın gelmiş. Zamanın diyorsun. Gelmiş kısmı. Şimdi bazıları dedi ki ya Aydın niye 19'dan gün almış gelmiş 20 yaşına dedin deyince ya dedim şimdi 18 bir yerde biraz küçük gözüküyor. Küçük gözükür ama dedim ben gene şeylerden adaletliyim hani 15'inde yar sevdim de sevdirmedim ellere diyor ya. Evet. Ama ben yine 19'undan gün ama 20 yaşında gayet normal sevdirebiliyorum. Ya tam ortayı buldum diyorsun. Ya şu an hakikaten çok güzel bir türkü oldu. Bunu sadece yörelerin değil Mehmet Erenler gibi yani türkülere çok önem vermiş isimler. Evet. Sümer Özgüler gibi Türk halk müziğinin beyni olmuş. Bugün işte Sinan Çelik dediğimiz Duygu Müzik gibi bir müzik şirketinin Türkiye'ye Musa Eroğlu gibi Özlem Özdil gibi Güler Duman gibi büyük isimleri kazandırmış bir kurumun bile o Türk üzerine bana destek olmaları Ordu'nun artık bundan sonra güzel bir türküsü var. Her gün arabasına binen, orduya giden, Fransa'dan gelen de ben orduya gidiyorum diye arabasına Almanya'da sürüyor. Almanya'sı da. Yani kara yolları var olduğu sürece ben orduya gidiyorum. Uçaktan da gelir misin? Evet. Sağ olsun. Mutlaka beni bu şiirleri yazmama vesile olan arkadaşlarım, dostlarım var. Yani mizah olmazsa bunlar ortaya çıkmıyor. Yani yaşanmışlıklardan kimse şikayet etmesin. İnsanların peki bu ben orduya gidiyorum türküsünde sizin geleceğe yapılandırma gibi bir şeyiniz var mı? Yani şimdi daha hala tek başınasınız. Çoğalmayı hedeflemiyor musunuz? Amaç tek başıma İstanbul'a geldim ama çoluk çocuk olacak diyorlar ya. Şu an milyonlara gitti. Hiç yalnız değilim. Evet. Yalnız insanlar yaşayabilir. Yalnız kararlar alabilir. Yeter ki doğru karar aldığınızı doğru insanlarla tartışın. Var mı? Yani hayatınızda biri var mı? Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Neler yapma? Hedef nelerdir ya?
Hedef derken insanın yani şimdi yaş o bak yani insan yaş kemale de eriyor bu arada. İhtiyarlıyorsun yani. Şimdi 80 metre bir uçtum. Allah beni o an kurtardı evet. Ama bir teşekkürüm oldu. Yani dualarımda dedim güzel yaşıyordum zaten. Daha da güzel yaşayacağım yaradanım. Bana tekrar nefes almamı, gökyüzünü görmeme vesile oldun. Çünkü ben Ordu Korgan'da evet. Bir uçtum ormana. Evet. Yani bir de Tuncay uçtu benim peşimden gelirken. O bilmiyorum sizin aranızda olan bir şey. Ama sen bir, haber verdin ya bir uçtuğunu. Bir de bu işte dünyayı sarsan evet. Korona olayı hepimize geldi. Bir 15 gün beni biraz alıkoydu. Her şeyden sesimi aldı, gücümü aldı. Ama ondan da kurtulduktan sonra tekrar bir teşekkürüm, duam daha oldu. Yaratan. Hamd etmek, şükretmek. Evet. Ama evet. İnan insanların bazen hani küçük ölüm deriz ya, insanların bazen geri dönüşleri olması lazım. Her insanın. Yani o zaman hayatın anlamını, yaşamın evet. Kıymetini, yani bu kadar hırsa, bu kadar kavgaya, bu kadar öteleştirmeye insanların hiç gerek yok. Bakınız sevdiğimizin herkes yüreği sızlatmıyor. Herkes için bir şiir yazamıyorsunuz. Herkesin evet. bir hikayesini sosyal medyaya atamıyorsunuz. Bu neyi gerektiriyor? Yani insanlar birbirini sevmemesi için hiçbir neden yok. Yani sizin özelliğinizi Yaradan size nasip etmiş. Bak ne kadar güzel bir ortama geliyoruz. Evet. Bunlara konuşmamıza vesile oluyorsunuz. Yaradan bana başka bir gönül, kalp vermiş. Sen de demiş tasavvuf, müzik, sanatsal, kültürel anlamda. Tabii. Bu alanda sana bir gönül vermiş. Şimdi ben bazen tabii ki aykırı kaldığım alanlar oluyor. Çok ön yargılı bir toplumuz. İnsanlar sanatın içindeki olan insanlar biraz daha sanki daha hoyratça gibi, işte daha egosu var gibi, daha kendine buyruk gibi düşünürler ama halbuki öyle değil. Şunu belirteyim. Bir insanın aykırılığından hiçbir insan çekinmesin, korkmasın. Yani aykırı insanlar aslında toplumu güncelleştiren, toplumu geliştiren. Çünkü aykırılık insanları yani öteleştiren ya da iten, kalkan değil ki. Aykırı insan işte şiir yazarsan ortaya çıkıyor. Aykırı insan evet. Gelmişsin sen ekonomini gelmişsin buraya stüdyo yapmışsın, kamera almışsın, ortaya bir proje çıkartmışsın. Evet. Adam birisi güzel bir tiyatro yapıyor, sinema yapıyor. Ya da hedef koyuyor birisi siyaset alanında ne yapıyor? İyi bir yasal düzenleme yapıyor. Yani evet. Bunlar hep aykırı insanlardan. Yeter ki insanın vicdanı olsun. Evet. Yani vicdanı olmayan insandan korkarım. Ahlakı güzel olsun ama düşünce fikirlerin hepsi ayrı ayrı olsun. Yeter ki bayrağımızı evet. indirmeyelim. Ezanımızı susturmayalım. İnancımızı evet. koruyalım ama bunun İnanç içerisinde biz 7 bölgeyiz. 7 bölge içerisinde herkes düşüncesini, fikrini, kültürünü, dilini yaşamalı. Yaşamalı. Evet. Yaşamazsa zaten sıkıntı olur. Yani o zaman bir yere sığamayız ki. Yani evet. Herkes senin gibi yaşarsa, herkes benim gibi yaşarsa ya bıkarız ya. Bu aynı neye benzer? Yani biz her gün aynı yemek, her gün aynı içeceği ya da her gün aynı giysiyi giymeye benzer diyoruz. Kullanıyoruz yani. Evet. Bazen bir bakıyoruz ki evet beyaz giydiğimiz zaman değişik bir gözle bakılıyor. Yani insana kıyafet bir renk bile insanın evet. ufkunu, yürümesini, bakışını değiştiriyor. Evet. İnsanlar da böyle. Ben zıt insanları çok severim. Benim gelişmeme hep zıt insanlar sağlamıştır. Onlar da benden bir şey almıştır. Ben de onlardan bir şey almışımdır. Evet. Aydın Beyoğlu. Tabii ki çok güzel bir sohbet havası içerisinde bir söyleşi yaptık. Biraz albümlerinizden bahseder misiniz? Şu anda o ben oraya gidiyorum dedik de gidemedik bir türlü. Fındık şu anda fındıklarda dalda kaldı. Yağmur yağıyor. Onun için sıkıntı da var. Biraz sizin albümlerinizden verdi. Ordu sevdanızdan biraz daha bahsederseniz. Ya şimdi ilk o hikayelerden, ilk konserlerden yola çıkarsak işte 1999'da profesyonel anlamda artık halk müziği konserleri, açık hava, belediyelerdeki verdiğimiz festivaller, dernek geceleri. Benim hayalimde radyo programcılığı
vardı. Evet. Moral FM'de Türkü Harmanı programı başladı. 84 ilde. Bayağı da uzun sürdü çok yani. Çok da uzun. Çok da güzel anılarım var. Yani evet. İleride belki... Ben de zaman zaman katılıyordum telefonla programınıza. İnşallah bir kitap yazmak gibi bir hayalim var ama... Çünkü büyük anılar oluştu bende, radyo dinleyicilerim. 7 yaşında beni dinlemeye başlayan bugünkü küçükler... Mesela işte Ayça diye bir kız... Radyoya geldiğinde 7 yaşında türkü isteyerek ailesi getirdiğinde... Bugün bakıyorum... Hep bana yorum yazar, üniversiteyi bitirmiş, genç kız olmuş. Çok hikayeler var. Hiç unutmuyorum, Manavgat'tan bir dinleyicim var. Doğan Tüysüz, bak isimlerini dahi unutamıyorum. Evet. Cezaevinde, o anda 4 yıl, bilmiyorum hikayesini o zaman. Kızı herhalde Yağmur muydu bilmiyorum, 6 yaşında. Annesi arıyor ama kız çocuğu konuşuyor, ona konuşturuyor. Türkü istiyor, babasına armağan ediyor. Evet. Yıllar sonra baba telefonla konuşma özgürlüğüne kavuşunca cezaevinde çıktığı zaman bir telefon geliyor bana Manavgat'tan. Ha, Aydın Beyoğlu. Bir gün Antalya'ya gelmenizi istiyorum. Sizinle tanışmak, misafir etmek istiyorum. 4 yıl evet. Telefon yasağı olduğu için Türkü Harmanı programımı ailesiyle buluşuyor. Yani telefon bağlantısını radyodan evet. Kızının sesini, yani annesi kızının sesini babasına duyurmak için arıyormuş ve türkü istiyormuş. Onlar güzel hikayeler oluştu. Daha sonra televizyon programcılığı da hedefimdeydi. İşte yöre kanallarında da oldu. Meltem TV'de oldu. Daha sonra KRT Kültür TV'de oldu. Ve bu programlarda da hep ben kendimce bir şey başarmak istedim. Hiç faks yoluyla, mesaj yoluyla türkü söylemedim. Dedim evet. ki İnsan kendini denetlemeli. Bir telefon, bir türkü. İnanın birçok programlar hep anlaşmalıdır. Birisi beni arasın ya da sekreter arar. Evet. İnanın biz 4 kişilik yetişemedik bir ekip. Ben insanların, Anadolu'daki insanların kontrolü gitmesin diye derdim ki türkü bitmeden telefonu kaldırmayın. Son kıtada kaldırın ki bekleme süresi kısa olsun. Çünkü evet. bir türkü 4 dakika, 5 dakika sürüyor. 5 dakikada insanın, çünkü türkü dinleyen insanın genelde aile yaşantısı, kültür seviyesi, ekonomik seviyesi, Anadolu insanı, onlara külfet de olmasın diye. Yani o ince düşüncelerinin geri dönüşü bana çok artı getirdi. Evet. İnanın bir bağlantı, bir türkü. Tabii bunu övünerek, yani bugün saklamamalıyım. Türkiye genelinde, halk müziğinde belki ilk 3'tedir halk müziği repertuarı olan bir isim. Evet. Radyoculuğun çok katkısı olmuştur. Konserlerimi halkın türküsü diye projelerimi. Çünkü o zaman ne yaptı? Beni kitlelerle buluşturdu bu evet. cümle. Her düşünce, fikir salonlarımı doldurdu. Yani türküler siz yazarsınız, ben yazarım, diğerleri yazar ama türkü bizden çıktığı zaman, şimdi ben oraya gidiyorum, türküsü artık benim değil. Evet. O türkü kimin gönlünde, kalbinde yer alıyorsa evet. artık onun. Yani o yüzden benim konserlerimde her türkünün bir sahibi oluştu. Yani inanın konsere gelirken Facebook üzerinden, Instagram üzerinden evet. Aydın Bey şu türküyü bekliyorum. Benim repertuarımı sevenlerim oluşturmuştur. Evet. Evet. Onun artısını da alarak sonra 2003 yılında işte radyoculuğu, televizyonculuğun üzerine benim bir albüm çıkartmam lazım. İlk Deli Başım adlı albümümdü. Önce Müzik Un Kapanı'nda. Ama her insanın bir şansı var. Yani sporda da, sanatta da, siyasette de. Türkiye'de belli bir dönüşümler oluyor. İşte Allah daha göstermesin bu darbeler, işte daha önceki olanlar yıllarda. Kimi yazar yok olmuş, kimi sanatçı cezalandırılmış. Ama bu dijital dünyaya geçişte bizim dünyanın, bizim dönemimize geldi. 2003 yılı biz albümümüzü bitirdik ama ondan sonra o kapanı piyasası evet. dediğimiz yer bir şey değiştirdi. Güç değiştirdi. Yani klipler yapılıyor ama yayınlatmak için binlerce dolarlar, ayrı bir işte biliyorsunuz yani, kral televizyonlar gibi evet, işte, evet, ajan, evet. mümkün güç diye oluşturamıyoruz. Her sanatçı kendi şirketini kurmuş, kendine yatırım yapıyor. Bize evet. yatırım yapacak kurum kalmadı. O dönem krizler evet, çıktı. Sıkıntılı tanıtımlarda dönemler. Sıkıntı oldu. Yeni internetin Türkiye ile tanıştığı dönemler. İşte, telif hakları, Türkiye'deki evet. yasaların halen daha bunun üzerine çalışmaları var ama bir Avrupa gibi değil.
Bize hiç dönüşü olmadı ama yine de albümdür, benim ilk hayalimdir. İçerisinde Delibaş. Delibaş'ım adlı albümü. İçerisinde de bir gene yöreyi hiç bırakmadım. Hekimoğlu anonim olan türküyü evet. seslendirdim. Ama ne yaptım? İlk heyecan, ilk böyle gururlanmadır. Un kapanından albümümü aldığımda hem kaset hem CD basıldı yine o çağda. Evet. Ama hiç unutmuyorum. Akşam saatini bekledim. Sirkeci'den Sarayburnu'na geldiğimde o ilk yaptığım Delibaş'ım albümümü elime alarak Sarayburnu'nda denize doğru böyle atarak şans diledim. Yani artık benim de bir türkülerden oluşan tutacak dalım var diyorsun yani. CD'm var. İşte CD'm denize var. Atarak artık neydi düşüncem bilmiyorum. Yani yolun açık olsun. Engin olsun. Daha çok olsun. Git, denizlere gidebiliyorsan kadar. Gidebiliyorsan git. Evet. Yani karşına. İnan o gün hesap etmedim onu. Belki de bugünkü yaşadığım fırtınalar, dikenli yollar. Yani çünkü denize o atmanın bugünkü karşına bakıyorum. Evet, dalgalarla savaşacaksın. Soğukta, karda, kışta, evet. güneşte. Yani ben biraz tek başıma yolculuk yaptım. İşte, tabii ki hayat dümdüz bir yoldan ibaret değildir biliyorsun. Bugün onun attığımın... Çukuru, çakırı, çivisi, bugün dikeni, niye attığımı şimdi, evet, tozu evet. söyleyebiliyorum. O gün niye attım orayı bilmiyorum. Yani normal evet. bir yeşilliğin üzerine de atabilirdim. Ya da gökyüzüne de atabilirdim evet. ama niye denize attığımı şimdi demek ki diyorum. Beni bekleyen fırtınalı günler var. Sonra sözleşme gereği bayağı bir uzun sürdü. 6-7 yıl albüm yapamadık. Tabii o zaman birikiyorsun işte. Bu müzik camiasındaki krizler, hiçbir türküler yapılmıyor, albümler yapılmıyor. Her şey dijitalde. Albümler bitti işte. Her sanatçı 2-3 eserle single gibi bir çalışma yapıyor. Sistem de biraz popüler sistemi destekliyor. Yani türkü dinleyicileri, buradan da mesajımızı verelim. Yani aslında Anadolu imece usulüyle biz gelişmeye çok açığız. Yani herkes birbirine bir sanatçıyı, ahlakını, tarzını, sesini, duruşunu seviyorsanız evet. onu dilden dile büyütün. Yani onu konuşun. Sonra o süreçte biraz sessizliğim oldu ama sessizliğimde Türkiye'de belki halk müziği alanında en çok konser yapan kişilerden bir tanesiyim. Evet. Hem yöremde hem de yörenin dışında İstanbul'un bütün semtlerinde, meydanlarında türkü konserlerim oldu. Sonra dedim bizi de görmesi lazım. Yani Avrupa'dakiler niye görmüyor? Tabii her alanda tekelleşme olduğu gibi Avrupa'da da tekelleşmeler var. İnsanlar iki türkü bileni, playback yapanı götürüyor, yandaşçılık. Bende de böyle hiç evet. olaylar olmadı tek başına. Sen bir, dik. Yani bizim Recep Kara gibi bir evet. pehlivan gibi ben de biraz tek alanda böyle güreşen, mücadele eden bir yapıya sahibim. Bir baktım sonra güzel yani Fransa, Avusturya, Avustralya'ya iki kez baktım ki evet türküler beni götürüyor. Yeter ki siz güzel okuyun, türkülere sahip çıkın, duruşunuzu, çizginizi, vefanızı bozmayın. O süreçte yalnız ben onlarca türküler yazıyorum, besteler yapıyorum. Ama cesaret yok albüm yapmaya. Tabii çevrem de beni o zaman sevenlerim. Ya size bir şey lazım. Aydın. Konserler güzel. Salonlar taşıyor ama diyorum ki Türkiye'de şeyi yakalamak çok zor artık. Ama bir baktım işte Veda Türkülüm, Sen Gideli, Hey Babam, İki Bayram, Mevsim Bahardı gibi yazdığım türküler. Biraz da gizli tuttum. Hiç kimseye de açamam. Çünkü projelerinizi hemen kaparlar. Evet. Ama bu Ben Ordu'ya Gidiyorum. Türküsü 4 sene içerisinde oluşan bir türkü. Bazen yoldayken ekledim cümle. Bazen başkalarından gördüğüm, etkilendiğim kısım ama genelde Çambaşı yolunda giderken evet gıdığı kolunda gizli gizli baktığını gördüm. Madası var onda diyebildim. Evet. Ben de biraz daha işte insan fiziken de geliştikçe beyin olarak da gelişiyor, duyguları gelişiyor. Evet. Evet yani. Ama sonra baktım, karar aldım. Dedim piyasa ne kadar kötü de olsa ben 3 türkü değil de 7 türkümü dedim. Hem bir CD yapar sevenlerime ulaştırırım. Evet. Sonra sağ olsun Duygu Müzik, Sinan Çelik çok kıymetli bir insandır. Türkiye için büyük bir yapımcı. Stüdyoda çalışırken ya türküler de güzel. Herhalde o da bende bir şeyler gördü. İnsani boyutta da olabilir bu. Ben de ona şunu söyledim. Keşke dedim Duygu Müzik etiketiyle bu türkümü dedim Türkiye'ye sunsam. Sağ olsun
Yani hiç beklemediğim bir anda dedi Aydın, dijital alanda duygu müzik etiketiyle yolculuk yapabilirsin. Benim için bir artıdır. Yani duygu müzik etiketiyle bugünkü ikinci albümün Türkiye işte dijital anlamda olsun, artık raflar demeyelim, raflarda albümler kalmadı. Evet. Böyle gidiyor. Güzel tanıtımlarımız oldu. Sosyal medyanın gücü ortaya çıktı. Hemşehrilerimin çok büyük katkıları oldu. Sonra yöremde yaptığım klip çok etkisi oldu. Kendim seçtiğim bölgeler, türkülerin hikayesi geçtiği bölgeleri seçtim. Ordu için de aslında kısa bir tanıtım filmi gibi oldu. Evet. Sağ olsun ziyaretlerimde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz, ilçe belediye başkanlarımızın da bu konuda çok geri dönüşlerini aldım. Yöredeki televizyonların çok etkisi oldu. Her sabah, her gün ben oraya gidiyorum türküsüyle video klip olarak televizyonlarını, bazı programların açılışına denk geldim. Yani ben herkesten memnunum. İnşallah herkes de benden İnşallah, memnun inşallah olur. Diyoruz. Hiç hesapta yoktu. Sabah ne yapıyorsun derken, evet. Vallahi yatıyordum sen aradığında. Yani bir çay bizi saatlerce konuşmamıza evet. vesile oldu. İyi de oldu. Sık sık buluşalım. Ben tabii ki daha bırakmayacağız seni. Ben birazcık zaman zaman anılarla iki kez kurtulduğum için biraz uzun yaşamayı hedefliyorum. Yaradan'dan da izin alarak. 90-100 arası mı diyorsun? Yani? Yüzü düşünüyorum. Yani o yüzden 90 da olur yani. Yok, bizim sülale iyi geçmişler. Çünkü kıyamam. Ben sevenlerimi de bırakamam. Evet. Dostları da bırakamam. Bugün ama bize, öbür taraf daha da güzelmiş. Nasıl olacak? Daha bir haber gelmedi. Salih abinin aramasını bekliyorum. Evet. Çünkü onunla küsüştüğümüz zamanlar bile yazıda belirttiğim gibi özlerdim ben onu. Takılırdık ona. Biz evet. Şimdi küsüşmedik, ayrıldık ama belki dedim şimdi o ararsa, o tarafı güzel derse gideriz ama şu ana kadar bilmiyorum. Rabbim ne zaman ne ister bilmiyoruz ama programımızın da sonuna geldik. Güzel bir sohbet baya oldu. Baya bir program oldu. Evet, güzel de bir sohbet oldu. Aydın Beyoğlu'nun yaşamından kesitler dinledik. Ben Orada'ya Gidiyorum türküsünü dinledik. Tabii gönlümüz isterdi ki burada sazıyla beraber bu programı gerçekleştirelim ama malum YouTube'dan telif çıkınca müzik yok. Ama bir sonraki programımızda çıplak sesle türküler alabilirdik ya. Söyleşiyi izledikten sonra herkes sayfasında paylaşsın. Benimle, evet. Seninle ilgili altına güzel yorumlar yazsın. Evet. Kaldı ki Aydın Beyoğlu'nu merak ediyorlarsa YouTube'da Aydın Beyoğlu yazdıkları zaman zaten bütün eserlerim çıkıyor. Evet. Instagram'a gelsinler. Her gün orada özel paylaşımlarımız oluyor. Arada evet. Karalahana yapabiliyorum. Yani yemekler evet. yapıyorum. Neyse o zaman biz bir sonraki programda Aydın Beyoğlu'ndan karalahana sarması mı şey yapalım? Sarmaya daha yok. Saramıyor musun? Uzun yıllar var önümde. Karalahana çorbasını öyle yapıyorsun şimdi çorbasını değil mi? Yaparım. Evet sevgili dostlar, Nezir Karayın'la Hür Bakış'ta sohbet ettik Aydın Beyoğlu'yla. Bir sonraki programda buluşmak umuduyla bizleri izlemeye devam edin. Hoşça kalın, dostça kalın.